Podcast'ten herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte AOC'nin G2770 PQU oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. Evet, adından anlaşılacağı üzere 27 inçlik kocaman bir monitörümüz var. Ali, monitörün özelliklerinden başlayalım istersen. Bize ne sunuyor oyuncular için bu monitör? Şimdi öncelikle 27 inç ile çok geniş bir ekran sunuyor. Evet. Geniş ekran uzaktan oturup bakması rahat olan bir ekran oluyor. Hem film izlerken hem oyun oynarken oturuş mesafeni buna göre ayarlayabiliyorsun. Doğru. Büyük ekranı yeğleyen oyuncuların genelde biraz daha rahat, biraz daha geniş koltukta uzaktan izlemeyi sevdiğini biliyoruz. Çünkü geniş ekranın hemen dibine girdiğin zaman deneyim o kadar iyi olmuyor. Doğru. Bu bağlamda öncelikli olarak geniş alana sahip olan oyuncuları hedefliyor. Niye oyuncuları hedefliyor? Çünkü 1080p Full HD çözünürlükte 144 Hz ve 1 milisaniye tepki süresini destekliyor. Evet, 144 Hz daha fazla önem kazanmaya başladı. Bunun nedeni ekran kartlarının hızlanması ve bize çok daha fazla FPS sunması. Ekran kartımız 60 FPS'nin üzerine çıkabiliyorsa bunu neden monitörümüzden almayalım? Aynen öyle. Ekranda daha fazla FPS görmek istiyorsak o FPS sayıcının ötesine geçip ekranda gerçekten bu görüntüleri hızlı bir şekilde çizebilecek ve bize seri görüntü sunabilecek monitörler önem kazanıyor. 2015-2016 oyuncuların yılı oldu diyebiliriz. Aslında her zaman için oyuncuların zamanıydı. Fakat gittikçe oyunculuğun daha fazla önem kazandığı anlaşıldı ve oyunculara yönelik modeller artıyor. Evet. İstersen öncelikle tasarım ve ergonomiden başlayalım çünkü ayarlanabilir bir standımız var. Hemen Ali, bakalım. Monitörü karşımızda görüyoruz. Yuvarlak bir stand ayağı var. Yuvarlak stand ayağının üzerinde ayarlanabilir ergonomik bir yapısı var. Baktığımız zaman çerçevesinin siyah renkte olduğunu görüyoruz. Ancak düz siyah değil, üzerinde ince çizgiler şeklinde bir deseni kaplaması var. Tabii ki farklı ışıklar altında farklı görünümler elde edebiliyoruz. Yakından bakıldığı zaman üzerinde bir ince çizgi deseni olduğunu görebiliyorsunuz. Ancak uzaktan bakıldığı zaman sade siyah bir görünüm var. Kasanın temel materyali plastikten oluşuyor sevgili izleyiciler. G2470 PQU yazısını burada görüyoruz. 144 Hz yazısını sol üst köşede görüyoruz. Altta AOC logomuz var. Üzerindeki açma kapatma ve on screen display yani kontrol tuşları fiziksel sağ altta ve de daha duyulabilir bir tık sesi çıkartıyor. Özellikle elinizde dokunmatik tuş kullanmayı sevmiyorsanız fiziksel tuşlar sizin için daha tercih edilir olacaktır. Monitörün yükseltilip alçaltılmasına bakalım. İki taraftan tutup yukarıya doğru çektiğimiz zaman monitörümüzü yükseltebiliyoruz ya da tepeden bastırdığımız zaman neredeyse masa seviyesine kadar indirebiliyoruz. Bununla birlikte monitörü çevirelim. Şu şekilde döndürdüğümüz zaman alt kısımdan oldukça geniş bir hareket imkanı olduğunu görüyoruz. Monitörün tam arkasına kadar ulaşıp çevirmeye devam edebiliyoruz. Hatta çevirdikçe devam ediyor ama burada duruyor. Yani kendi çevresinde oldukça fazla dönebildiğini görüyoruz. Bununla birlikte tabii ki bu yukarıyı aşağıya doğru ayarlamayı bir de bu kısımdan görelim. Arka taraftaki stand ayağı sayesinde bu ayarlanabiliyor. Stand ayağının arkasında da yine ayarlanabilen bir kablo toplayıcımız var. Yukarıya doğru çekerek kablolarımızı bunun içerisinden toplayabiliyoruz. Bu sayede daha rahat bir kullanım sunuyor. Şimdi arka tarafa baktığımız zaman arka tarafın tasarımında daha fazla doku ve daha fazla desen olduğu dikkatimizi çekiyor. Yani arkadan bakıldığında direkt duvara yaslanmayıp açık bir ofiste de kullanıldığında güzel olabilir. Tabii 144 Hz'lik oyuncu monitörünü ofise koyuyorsanız ofiste bayağı bir oyun oynanıyor demektir. Onun için genellikle oyuncuların ev kullanımı ya da turnuva kullanımı gibi alanlarda kullanacağını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir tekrar bir çevirelim. Öne doğru yatırma ve de geriye doğru yatırma seçeneklerimizi görelim. Bunlar elbette ki oturuş pozisyonumuza göre ergonomik bir oyun deneyimi için ayarlamamız gereken noktalar. Ergonomik bir oturuş ve bakış açısı ayarlamazsak iyi olmaz. Çünkü bu 144 Hz 1 milisaniyelik monitör TN panel kullanıyor. TN panellerde görüş açısı önemli sevgili izleyiciler. IPS türevi panellerde mesela incelediğimiz farklı VA ya da IPS panellerde olduğu gibi 178 derece görüş açısı sunmuyor. Ama bununla birlikte bunda kullanılan TN panel yüksek hız ve tepki süresini çok rahat sunabiliyor. Peki pivot var mı Ali? Pivot genellikle oyuncu monitörlerinde çok gerekli bir özellik değil Recep ama bunda pivot desteği var. Pivot desteği için bu şekilde çevirdiğin zaman hafif şekilde dik moda 90 derece moda getirebiliyorsun. 90 derece moda getirmenin haricinde istediğin ekstra bir mod varsa bunun VESA standartından çıkartıp 100 mm'lik farklı bir kola takarak yine uygulayabiliyorsun ya da duvara monte edebiliyorsun. G2770 PQU'nun giriş çıkışlarına bakıyoruz. Evet, farklı görüntü bağlantıları var, ses bağlantıları var. Neler görüyoruz acaba? Ali, öncelikle görüntü girişlerine baktığımızda DisplayPort, VGA, DVI ve HDMI görüyoruz. Bütün bunların kabloları DisplayPort, VGA, DVI, güç kablosu kutudan çıkıyor Recep. Bunları bağlayıp hemen kullanabiliyorsun. Peki 144 Hz oyun oynayacak 1080p'de bir oyuncunun hangi bağlantıyı tercih etmesi lazım? Bunu da söyleyelim.
Ali, en iyi tercih DisplayPort olacaktır. DisplayPort'tan 144 Hz'i alabiliyorsunuz. Sevgili izleyiciler, test ettik. Hatta pek çok farklı sistem toplama rehberinde ya da oyun test videosunda bu monitörü zaten kullandık. Bir yüksek Hz değerinde bundan yararlandık. Evet, bunun dışında VGA'nın analog olduğunu belirtelim. Bu bağlamda eğer DisplayPort kullanmayacaksanız ya da kullanamayacaksanız DVI veya HDMI'yi tercih edebilirsiniz. O noktada Recep, şöyle diyelim, 144 Hz 1 milisaniye oyuncu monitörü yatırımını yapmak için hali hazırda 1080p'de 144 fps'ye çıkabilecek bir sistem kullanmakta fayda var. Yani 60 Hz'in 60 fps'nin üzerine çıkıp 90, 100, 120 fps'lere çıkmak lazım. Bu monitörün 144 dışında 120 ve 100 Hz modları da var. Tabii ki daha düşük Hz'de de daha düşük FPS'de de kullanabilirsiniz ama bu noktada kullanıcı yaptığı yatırımın karşılığını performans olarak alabilmesi için sistemiyle monitörün belli bir dengede olması lazım. Bu bağlamda dediğimiz gibi DisplayPort çıkışına sahip modern ve 1080p'de yüksek FPS verebilecek bir sistemle birlikte kullanılması gerekiyor. Üst kısımda bir de ses portlarımız var Ali. 3.5 mm ses kablosunu bağlayıp sesi buradan alabiliyoruz ya da dışarı aktarabiliyoruz. Evet, dışarı aktarmak için buradaki çıkışı kullanabiliriz veya sesi içeri almak için buradaki girişi kullanabiliriz. Monitör tabii ki diğer bağlantılar üzerinden, örneğin DisplayPort'tan veya HDMI'den sesi alabiliyor. Fakat VGA bağladığınızda sesi aktaramıyorsunuz monitöre. Bu bağlamda buradaki girişi kullanabilirsiniz. Zaten VGA hep diyoruz, ekran kartının içerisindeki bir sinyal dönüştürücü tarafından dönüştürülüyor. Bu da 400 Hz'de çalışan, 400 Hz'de çalışan standart bir dönüştürücü ve görüntü kalitesini bozmuş oluyorsunuz. Yani VGA'lar kurumsal bilgisayarlarda güzel bir çözüm, geriye dönük analog bir çözüm ama oyuncu bilgisayarlarında tepki süresine, görüntü kalitesine, her şeye bakıp VGA'dan bağladığınız zaman kabloda işi bitirmiş oluyorsunuz. O olay olmuyor yani sevgili izleyiciler. Şimdi bu noktada şunu da altını çizelim. 2x4 wattlık hoparlörleri de var bunun dahili. HDMI, DVI, HDMI ya da DisplayPort üzerinden bağlayıp sesi aktardığımız zaman bu bağlantılar üzerinden bundaki hoparlörlerden de faydalanabiliyoruz. Monitörün güç girişine baktığımızda adaptörünün içerisinde olduğunu anlayabiliyoruz. Evet, harici bir adaptörle ekstradan dışarıda alan kaplamıyor, ekstradan bir karmaşa getirmiyor. Tipik güç tüketim değeri de 29 watt civarında sevgili izleyiciler. Daha ekonomik modları alarak bunu daha da aşağıya düşürmeniz mümkün. Tabii ki bunun üzerine de yer yer çıkması mümkün. 30 watt civarında bir güç tüketimi olarak hesaplayabilirsiniz. Evet, beklemede hiç güç tüketmesini istemiyorsanız buradaki switch'i de kullanabilirsiniz. Bu power tuşu tam olarak kapatmaya yarıyor ve normalde standby'deki 0.1 watt'lık güç tüketimini de ortadan kaldırıyor. Alta baktığımızda yine bir adet USB 3.0 giriş ve 2 adet çıkış görüyoruz. Evet, farklı USB araçlarını bağlayabilmek için monitörün üzerinde çoklayıcı var, bir hub var. Yine kutudan çıkan bu kablo ile mavi gördüğümüz USB 3.0 portunu bağlıyoruz. Bunun altındaki diğer iki portun siyah USB 2.0 portları olduğunu da görüyoruz. Monitörün sağ tarafında 2 adet USB 3.0 portu olduğunu görüyoruz. Bu portlardan bir tanesi cihazlarımızı daha hızlı şarj edebiliyor. Evet, bunun yanında yıldırım ikonu yer aldığını görüyorsunuz. Alttaki sarı port bu yüzden rengi farklı tutulmuş. Renk kodları genelde hem USB standartını göstermek için kullanılıyor ama bazen oyuncu anakartlarında işte kırmızı gibi farklı renklerin kullanıldığını da görebiliyoruz sevgili izleyiciler. Monitörde klasik şemaya sadık kalınmış. Sarı ile hızlı şarj portu, mavi ile de USB 3.0 portu işaretlenmiş. Monitörün etiketine baktığımızda yine model adını ve Mayıs 2014'te üretildiğini görüyoruz. Evet, farklı üretim tarihlerinde aynı modellerin üretildiğini görebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, yani sizin elinizdekinde farklı bir tarih olması gayet doğaldır. Üretimden çıktığı tarihi gösterir. Şimdi bu monitörle ilgili etiketteki detayları tabii ki internette pek çok veriyi takip etmek, araştırmak için kullanabiliyoruz. Evet. Bununla birlikte içerisindeki panelin TN olduğundan bahsettik. Bir de üreticisinden bahsedelim. AU Optronics üreticisinin M270HTN021TN panelini kullanıyor. Aslında 1.0 sürüm belirtiyor. Twisted Pneumatic dediğimiz bu panel tipi en çok karşımıza çıkan, özellikle oyuncu monitörlerinde hızlı olduğu, hızlı tepki verdiği için tercih edilen bir panel türü. Etiketin hemen sağında monitörün sol tarafında Kensington kilidini görüyoruz. Kensington kilidiyle monitörün yerinden oynamasını engelleyebiliyoruz. On-screen display panel dediğimiz ekran üzerindeki göstergeyle kontrol ettiğimiz tuşların fiziki yapısından, hatta sesinden bahsetmiştik. Şimdi o tuşları daha yakından görüyoruz. Açma tuşunun ışıklı ve şeffaf yapıda olduğunu görebiliyoruz. Açtığımız zaman güç varken bu kısım aydınlanıyor. Diğer kısımda elle hissetmesi ve görmeden kontrol etmesi son derece kolay bir yapıda.
Çerçeveye yakından baktığımızda fırçalanmış tasarımı görebiliyoruz. Evet, fırçalanmış metale benzer bir görünüm kazandırmak istemişler. Plastik üzerinde buna hairline design deniyor. Farklı materyallerde de uygulanabiliyor. Uzaktan çok seçemiyoruz ancak yakından ve doğru ışık altında baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Çerçeve kalınlığı 21 ila 30 mm arasında yerine göre değişiyor. Yani göreceli olarak kalın bir çerçevesi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 27 inç bir ekran çok geniş olduğu için oturma mesafemiz biraz daha uzak olacak. Yan yana birden çok monitör kullanmak için değil de tek başına kullanıp ergonomik pozisyona göre pozisyonunu değiştirmek üzere tasarlanmış bir monitör. Counter-Strike Global Offensive oynuyoruz. Evet, botlarla bir test maçı yapıyoruz sevgili izleyiciler. Sol üstte değerlerimiz var. Daha önce başka bir testte ayarladığımız değerleri bu testte de yine açık bıraktık. Evet, 270 FPS'nin üzerinde en yüksek ayarlarda oynuyoruz. Şu anda monitörümüz 144 Hz ayarlı. Şöyle bir gösterelim seçeneklerden görüntü ayarlarını sevgili izleyiciler. 1080p'de çok yüksek FPS'yi çok yüksek ayarlarda elde edebiliyoruz. Buradan görebileceğiniz üzere. Tabii ki görüntüde bu V-Sync gibi ayarları kapatıyoruz ki FPS'imiz sabitlenmesin. Şimdi bu monitörün ve zaten bununla birlikte kurulacak sistemin mantığını buna baktığımız zaman anlayabiliyoruz. Evet. 1080p'nin ötesine ben geçmeyeceğim. Wide Quad HD ya da 4K oyunculukla henüz bir işim yok. Sistemim o kadar güçlü değil. Ama 1080p'de ben çok yüksek FPS alıyorum. Monitörümde göremiyorum. Biraz da uzaktan oynuyorum dediğiniz zaman bu monitör gerçekten mantıklı hale geliyor. 27 inç çok yakınında oturmak için biraz fazla büyük. Ekran kenardaki görüş alanınızı kapatırken biraz gözünüzün ucunda kalabiliyor düşmanlar. Sağdaki ve soldaki düşmanlara bakmak için biraz daha fazla dönmek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama mesafeli bir oturma pozisyonundan oynadığınız zaman gerçekten tadından yenmiyor. Çünkü bir odayı, bir oyun ortamını tamamen kaplayıp ortama hakim olacak kadar geniş bir monitör. Ve de TN panel 1 milisaniye tepki süresiyle hiçbir ghosting ya da başka bir sorun olmadan ekrana süper hızlı ve net görüntüyü getirebiliyor. 300 kandere metrekare parlaklık, yine bir statik kontrast, 50 milyona bir dinamik kontrast değerleri var sevgili izleyiciler. Tabii ki on screen display menü üzerinden buradan görüntü girişini ya da farklı ayarları yapabiliyoruz. Bu esnada vurulmamız da gayet olası. Biz şu an DisplayPort'tan bağladık. DisplayPort'ta ayarımızı bırakıyoruz. Bunun haricinde diğer ayarlara baktığımız zaman Clear Vision teknolojisini açıp kapatabildiğimizi görüyoruz. Clear Vision'ı Strong, Kapalı, Weak, Medium ayarlar arasında geçirebiliyoruz. Bu işlem ekrandaki keskinliği artırıyor veya azaltıyor. Şimdi buradan tekrar geriye doğru çıkıyoruz ve bir sonraki ayarımıza bakıyoruz. Direkt kısa yol tuşu olarak ses ayarının %100 olduğunu görüyoruz. Ancak biz Counter-Strike'da çok fazla patlama sesi olduğu için Windows'tan sesi kısmış durumdayız. Bunun altını mutlaka çizelim. En sağdaki tuştan da on-screen display'i açabiliyoruz sevgili izleyiciler. On-screen display'i açtığımız zaman menülerin İngilizce olduğunu görüyoruz. AOC'de Türkçe dil desteği şimdilik bu modelde yer almıyor. Diğer modellerde de genelde benzer bir durum olduğunu görmüştük. Dil ayarları, bu on-screen display menünün ne zaman açılıp kapanacağı ya da Picture Boost ile Bright Frame ile ekranın daha aydınlık, daha yüksek kontrasta sahip bölümlerini oluşturma ya da renk sıcaklığını ayarlama gibi genel ayarlarımızın burada olduğunu görüyoruz. Farklı gama ayarları özellikle çalışırken kullanılabilir. Yaptığımız testlerde özellikle kontrastın, siyahlığın ve de ekrandaki renk dağılımının yani ekranın uniformity'si dediğimiz eşitliğinin başarılı olduğunu gördük. Şimdi burada bu testi yaparken tek bir şeyi görmedik. O da solda 144 yazısı. Evet Ali. Dikey senkronizasyonu açtık. 144 Hz'de 144 FPS ile oyunumuzu oynuyoruz. Evet, ekranda tearing yani yırtılma olmuyor. Tabii ki G-Sync ya da FreeSync destekli olan monitörlerin bazı avantajları var. AOC'nin de G-Sync destekli modellerini daha önce incelemiştik. Orada DisplayPort ile kısıtlı kalıyoruz bağlantı seçeneği açısından ama G-Sync'te ne oluyor? Buradaki bazen stuttering dediğimiz oyun takılmalarının önüne geçmiş oluyor. Fakat ben AMD mi Nvidia mı kullanacağımı bilmiyorum. G-Sync ya da FreeSync teknolojisine yatırım yapmakla ilgilenmiyorum. Sadece yüksek hertz ve düşük tepki süresiyle hızlı bir monitör istiyorum. Bunu da 1080p istiyorum dediğiniz zaman bu monitör çok güzel bir genel çözüm sunmuş oluyor. Bu genel çözüm evrensel olarak her türlü bilgisayarda kullanılabilirliğiyle tabii ki kendisine az güzellikleri ve esnekliği beraberinde getiriyor. Çünkü dediğimiz gibi arkada hem çok farklı bağlantı çeşitleri var hem hızlı tepkisel bir monitör. Mesela input lag dediğimiz giriş gecikmesi süresine baktığımız zaman 18 milisaniye 17 milisaniye civarında olduğunu görüyoruz. Bu da çok iyi bir değer. Tabii ki bundan daha düşük input lag veren 1080p monitörler var ama 20 milisaniyenin hatta 26 milisaniyenin altındaki değerler çok kolay hissedilebilir değerler değil. Turnuva oyuncularının biraz psikolojik ya da biraz alışkanlık olarak artık hissettiği seviyelere doğru ilerliyoruz o noktada.
Evet sevgili izleyiciler, bilgisayarımıza bağladığımız zaman buradan monitörümüzün 144 Hz'de olduğunu öncelikle bir doğruluyoruz. Evet. Siz 144 Hz bir monitör taksanız bile bazen yazılım ayarlar saçmalayabiliyor. Bir bakıyorsunuz 59-60 Hz'de kalmış oluyor. Sonra diyorsunuz yahu ben bir fark göremedim. Şimdi ayarlarda bir değişiklik yapılmadığı zaman 60 Hz'de kaldığı zaman 60 Hz'de çalışıyor. 100 Hz, 120 Hz yaparsanız o frekansta o yenileme aralığında çalışıyor. Bunu 144 Hz yapıp o şekilde denemenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle bunu yaptıktan sonra bizim testlerde göreceğiniz üzere Counter Strike gibi böyle Türkiye'de en çok oynanan online oyunlardan olduğu için söylüyoruz. Hızlı FPS'lerden. Test ettiğiniz zaman farkı o noktada çok iyi anlıyorsunuz. TN panel dedik. Peki nasıl bir film performansı elde edeceğiz? Buna da bir bakalım. Öncelikle fabrika ayarlarıyla hiçbir ayar yapmadan sesi sona alarak, bu arada ses sona aldığımızda gösterelim. Bir test yapacağız. Ses seviyesine lütfen dikkat edin. Kulaklığınız ya da hoparlörünüzü ayarlamayı unutmayın. We have main engine start. 4, 3, 2, 1... Celia, we have to follow our passions. You have your robotics and I just want to be awesome in space. Why don't you just admit that you're freaked out by my robot hand? On-screen display menüyü açtık sevgili izleyiciler. Buradan farklı ayarları yapabiliyoruz. OCD'yi açmak için bu sağdaki tuşumuza tıklıyoruz. Ardından tekrar aşağıya doğru gidiyoruz. Ve Eco Mod modunu değiştiriyoruz. Evet, şu anda oyun modunda. Oyun modundan movie moduna getirdiğimiz zaman parlaklığın %80'e çıktığını görebiliyoruz. Film modu. Bunlar önceden ayarlanır. Spor modunu aldığımız zaman çok daha parlak oluyor. Özellikle maç izlerken ya da futbol oyunları oynarken kullanabilirsiniz. Standart modu getirdiğimiz zaman biraz daha karardığını görüyoruz. Doğal olarak daha ekonomik bir güç tüketim moduna geçiyor. Ve metin modunda en düşük güç tüketimine geçiyor. Şimdi güç tüketimi Avrupa Birliği standartlarına göre B grubunda yer alıyor. 30 watt dedik ancak testlerde 40 watt'a kadar da çıkabildiğini gördük. Özellikle oyun modunda güç tüketimi daha da artabiliyor. Buradan farklı ayarlarla siz kendi istediğinize göre parlaklığı, diğer ayarları, renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Fakat dediğimiz gibi en kolay yol buradaki eco modu istediğiniz moda değiştirmek ve mesela oyun modunu almak olacaktır. Ya da film modundayız, filmi test edelim, bir parlaklığını görelim diyebiliriz. Bunun haricinde renklerle oynamak için diğer yapabileceğiniz nokta gama ayarını değiştirmek. Bu renkler değil, gamayı bütün görüntüyü etkileyen bir ayar. Elbette ki daha profesyonellerin önemli bulduğu ayarlardan bir tanesi. Ancak TN paneller genelde grafik tasarımı için ağırlıklı olarak kullanılıyor. Çoğu kullanıcının tabi hali hazırda kullandığı 10 yıllık monitörlerle karşılaştırdığımız zaman günümüzün modern bir TN panelinde renk kalitesi, kontrast ve parlaklık ve gama gibi değerler açısından gerçekten çok iyi değerler sunuyor. Daha yüksek karşıtlık isteyenler tabii ki Vertical Alignment dediğimiz VA panellere bakabilirler ya da IPS paneliyle daha parlak renk yoğunluğu elde edebilir. Ancak dediğimiz gibi bu 144 Hz 1 milisaniyelik TN panelli bir oyuncu odaklı bir monitör. Bu bağlamda yanlardan görüş açısı şu 27 inçte film izlediğimiz zaman nasıl olacak? Monitörü çevirelim bakalım görelim. Dışarıdan gelen ışık olduğu zaman, çevreden parlayan ışık olduğu zaman tabii ki ekranın görülebilirliği azalıyor. Şimdi IPS'te olduğu gibi 178-178 bir görüş açısı yok. Ancak eski TN panellerde olduğu gibi tam karşıdan bakmazsanız adamlar mor uzaylılara döner türü bir dönüşüm ve saçmalık da yok. Yanlardan da beraber uzaktan 45 derecelik açılardan izlemesi son derece rahat. Renklerdeki bozulma çok az oluyor sevgili izleyiciler. Keza yukarıdan ya da aşağıdan baktığımız zaman da yine gayet güzel görülebildiğini görüyoruz. Tabii ki IPS kadar kusursuz farklı açıdan bir görüş sunmuyor ama eski TN paneller gibi olmadığını kesinlikle söyleyebiliriz. ID64'te monitör testlerini de çalıştırıyoruz sevgili izleyiciler. Tabii ki ışık şartlarına bağlı olarak ekranda gördüğünüz görüntü değişebilir ama ölü piksel olmadığını, ekranın eşitliğini buradan görebileceğiz.
Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte AOC G2770 PKO monitöre yakından baktık. Evet hadi. İncelemenin sonuç kısmında Recep artları ve eksileri değerlendirelim. Zira incelemenin ötesinde de 10 farklı oyun ile çok farklı test makineleri ile o kadar çok teste kullandık ki monitörü geçtiğimiz aylarda uzun bir süre boyunca gerçekten deneme, farklı bağlantılarda kullanma imkanı edindik. Ve aslında incelemeye daha başlarken monitörü çok iyi şekilde artık karakterini tanıyorduk. Evet, 144 Hz ve 1 milisaniye bizi gerçekten fazlasıyla memnun etti. Düşük tepki süresi var. Yani hızlı bir şekilde çalışıyor. Özellikle ghosting olmasın, ekranda bulanıklık olmasın diyen oyuncular için çok iyi. Şimdi bu noktada blur reduction dediğimiz bulanıklık azaltma teknolojisinin olmadığı ile ilgili de bazı kullanıcılar yorum yapmış. Evet. Blur reduction teknolojisine 144 Hz'de gerek kalmıyor. Çünkü 60 Hz monitörlerde bulanıklığı gidermek için ek teknolojiler, ek özellikler eklemen lazım ama doğal olarak 144 Hz 1 milisaniye olan bir monitörde bunların çoğuna gerek kalmıyor. Zaten herhangi bir ghosting olmadan, ekranda bulanıklık olmadan sana oyun oynama imkanı sunuyor. Bununla birlikte hem bir artı hem bir eksi. 27 inç geniş ekran çok güzel. Uzaktan bir şey izlerken, bir şeye bakarken, hatta oturuş pozisyonunu ayarlayıp böyle rahat rahat oyun oynarken, gamepad'de oyun oynarken, mesela HDMI üzerinden konsolunu, DisplayPort üzerinden bilgisayarını bağladığın zaman çok güzel bir monitör. Ama yakından oturup baktığın zaman dediğimiz gibi geniş monitörlerde 1080p hem piksel aralıklarının daha fazla DPI'nin düşmesi, çözünürlüğün daha böyle biraz yayılmasına sebep oluyor. Hem de ergonomik olarak senin için pek sağlıklı değil. Doğru. Bu bağlamda 1440p olması çözünürlüğün daha iyi olabilirdi. 1440p'de de işte sistemin maliyeti 3000-4000 liralardan kullanman gereken bilgisayarın biliyorsun daha bunun üzerine çıkıyor. Yani bu bağlamda 1080p'de 144 Hz ile birlikte güçlü bir bilgisayarda yüksek FPS alacağınız oyunları oynamak için çok güzel. Bunun dışındaki işler için tabii ki AOC'nin IPS panelli modelleri var, WideQuad HD 1440p modelleri var. Hatta daha da yüksek çözünürlüklü, daha da farklı özelliklere sahip 6 bit yerine 8 bit, 10 bit panele sahip olan çok farklı monitörler piyasada bulmak mümkün. Evet, bu tabii oyun amaçlı tasarlandığından dolayı çok da gerek olduğunu söyleyemeyiz. Aynen öyle. Siz de ihtiyaçlarınız özellikle geniş monitörde 1080p çözünürlük ile yüksek tepki süresi, daha doğrusu düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı ise AOC'nin G2770 PKU modelini değerlendirmeye almalısınız. Evet, sizler birlikte G2770 PKU'yu inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.